Evet arkadaşlar, içindeki köpük miktarı gerçi size bağlı. Ne kadar su ve köpük miktarı, ne kadar köpük istediğinize bağlı. Benim yaptığımı size kısaca göstereyim. Bu şekilde. Selam dostlar. Bugün size basınçlı püskürtücüden nasıl köpük makinesi yapıldığını göstereceğim. Bir tane 100-150 liraya basınçlı püskürtücü alıyoruz. İnternetten de 110.06 nozzle alıyoruz yatay püskürtmesi için. Daha sonrasında bir tane kağıt keçe, bir tane de iğne delik açmamız için. Şimdi size bunu göstereyim yapılışını. Başlığımızı bu şekilde çıkartıyoruz orijinali. Kenara koyalım. Bunun içinde bir tane conta olacak. Öndeki kapsülümü de çıkartıyorum. Bunu böyle bastırarak çıkartabiliyoruz. Altından bir tane conta çıkacak arkadaşlar. Bu önemli. Ondan sonra su sızdırmalar vesaire oluyor deniyor. Onun önüne geçmek için bu contayı tekrardan kullanacağız. Bazı püskürtücülerin ağız kısmı dar olduğu için bunu bir maket bıçağı yardımıyla biraz genişletebilirsiniz nozzle'ı takmak için. Bu nozzle'ın içine de önceki içinden çıkan başlık bu. Derin olduğu için buraya bulaşık süngeri koyabiliyorlar ama nozzle'ın içi daha dar olduğu için buraya bulaşık süngeri olmuyor. Ben de keçeden bir parça kestim, kağıt keçeden. Buradaki delik kadar yuvarlasanız yeterlidir. Oturduktan sonra fazlalığını kesebilirsiniz buradan. İşlem bu kadar. Daha sonrasında nozzle'ı püskürtücünün ucundan içeri takıyoruz. Dediğim gibi bazılarında dar olabilir. Bir maket bıçağı yardımıyla biraz genişletebilirsiniz. Takıldığı zaman böyle gözüküyor. Çıkan contayı suyu kaçırmaması için nozzle'ın üst kısmına koyuyoruz. Daha sonrasında da bu hortuma geçecek olan başlık, yani orijinal kendi içinden çıkan başlık bu. Bunu koyuyoruz. Nozzle'lı olan aparatımızı da takıyoruz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Daha sonrasında ikinci bir işlem var. O da bunun içindeki hortuma, bu ince hortuma bir tane iğne yardımıyla delik açıyoruz. Hemen sıfıra sıfır değil de bir parmak aşağısında, ben daha öncesinden açmıştım, tekrardan göstereyim. Şu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. İki taraflı. İki taraftan da çıkması gerekiyor. Daha sonrasında da köpüğümüzü koyup, suyumuzu koyup testimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi size yaptığımız köpük makinesini test ediyorum. İçine koyacağınız köpük ve su miktarını siz ayarlayabilirsiniz. Ben fazla yoğun köpük yapmıyorum. Ama tabii bu size kalmış, miktarı ayarlamak. Sonuç olarak püskürtme şeklini görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.